Bismillahirrahmanirrahim. Bab istiqradil hayvan. Bu bab hayvani borç alma bahsi. Hayvan borç alınır mı alınmaz mı? Bu mesele hakkında ihtilaf var ulema arasında. Bugünkü ders bunu beyan edecek. Haddesena Yunus, kâle ahberene ibn Vehbin, kâle ahbereni Malikun an Zeyd ibn Eslem, an Atâ ibn Yasar, an Ebi Rafi, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Rafi diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İsteslefe min racülin, bir adamdan borç olarak aldı. Bekren, bir deve yavrusu, genç deve yavrularına bekir derler. Erkek olursa, yok dişi olursa bekre derler. Fakadimet aleyhi ibülüm min ibilis sadaka. Sonra sadaka develerinden Resulullah Efendimiz'e develer geldi. O adamdan Resulullah Efendimiz bir genç deve borç olarak almış. Onu ödeyecek. Femere Eba Rafi'a. Eba Rafi'a Resulullah Efendimiz emreyledi. En yakdiyar racüle bekrehu. O almış oldukları genç devenin yerine bir deve vereler. Faraca ile Ebu Rafi. Ebu Rafi gitti, gelen develere baktı. Baktı ki o devenin emsalında bir deve yok. Fekale Ebu Rafi dedi ki, lem ecid fiha. Ya Resulallah, ben bu gelen develer arasında bulamadım. İlla cemelen, illa erkek develer buldum. Öyle erkek develer ki hıyaren, güzel, yani yaşlı, onların borç aldıkları genç deve idi. Yani daha tam deve olmamış. Bu gelenler, erkek develer, hıyar, yaşlı, yani tam kemala ermiş. Rebaiyen, rebaiyen kelimesinde de yazıyor ya, bi fethirra'i ma dehale fisseneti sabi'i. 7 yaşına girmiş. Yani o gelen develer 7 yaşına girmiş. Tam kuvvetli çağları, yani bunlar var. Bunları bizim aldığımız genç deve kıymeti az. Bunların kıymeti çok. Bunu buna versek Beytülmal'ın zararı olur demek istedi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki a'tihi iyyahu. O erkek deveyi ver o genç devenin yerine. İnne hıyarın nas. Nas'ın hayırlısı kimdir? Ahsenuhum kada'en. Öderken güzel kaza eder. Yani bizim aldığımız kıymetsiz, kıymeti az bir deve ama öderken kıymetli deveyi ödeyelim. Nas'ın iyisi böyle yapar. Şimdi bu hadisi şerifte hayvan borç alınması bak caiz. Resulullah Efendimiz borç aldı ve sonra yerine daha iyi bir deveyi ödedi. Haddesena Hüseyin ibn Nasr'in. Kale haddesena Şebabet ibn Sevvar. Kale akberena Şu'betu an Selamete bini Küheyl. Kale semi'tu Eba Selamete bini Abdurrahman yuhaddisu an Ebi Hureyre. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ederdi. Kale Hazreti Ebu Hureyre dediler ki Kâne li racülin alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem deynun. Bir adamın Resulullah Efendimiz'de alacağı var idi. Fetekâdâhu. Geldi Resulullah Efendimiz'den ve alacağını izbakaba Resulullah Efendimiz'e bulmuştu. Yani şiddetli, yakışmayacak bir şekilde niçin hakkımı vermiyorsun, niçin ihmal ediyorsun, yakışır mı, niçin? Böyle bu gibi sözler söyledi. فَاَقْبَلَ عَلَيْهَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in ashabı o adama döndüler ve hemmu bihi. Ona tekdir, tevbih etmek istediler. Fakat Resulullah Efendimiz'den haya ettiler. Yani dögecekler, sözünü reddedecekler, sen Resulullah Efendimiz'e bu sözleri söylüyorsun diye. Ona eziyet etmek istediler fakat Resulullah Efendimiz'den haya ettiler. فَقَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki ذَرُوهُ bırakın. Bırakın o adama bir şey demeyin. فَاِنَّ لِسَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا. Hak sahibinin söz söylemek hakkı vardır. Evet. Demek ki bir adamın birisinde alacağı varsa, kaba da söylese hakkı var. Öyleyse onu söyletmemeye çalışmalı. İşteru lehu sinnen. Siz yaşlı bir hayvanı alın. Fe'atuhu iyyahu. Ona verin. Yani en aşağı 1 yaşına, sin demek 1 yaşına girmiş bir deve, yahut 2 yaşına. Girmiş bir deve alın da buna verin. Bu adamın hakkı o kadar değil. değil ama Resulullah Efendimiz yani daha iyi, fazla ödesin de memnun olsun. فَاِنَّ خَيْرَكُمْ sizin hayırlınız. Ravi şek ediyor ki ya böyle buyurdu yahut da اَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ sizin hayırlilerinizdendir. Kim? فَاِنَّ خَيْرَكُمْ derse hayre innenin ismidir. اَحْسَنُكُمْ قَدَانُ da haber olur. Sizin hayırlınız kimdir? Hayırlı olanınız öderken güzel ödeyen adamdır. Daha fazlasıyla öder. Hayırlınız budur. Yok, inne min hıyarikum olursa sizin hayırlı olanlardandır. Kim? Ahsenekum o vakitte. Ennenin haberi isim üzerine tekeddüm etmiş. Gaza yönünden güzel olanınızdır. Mana itibariyle ikisi bir. Ha hayrekum, enne min hayrikum. Yani kulasa bir adam öderken güzel öderse, adamı memnun ederse o nasıl hayırlısıdır. Şimdi bu hadisle delalet etti ki o adamın alacağı neydi? Başka bir şey. Fakat Resulullah Efendimiz onun yerine hayvan verdi. Hayvan, borç almak caiz. Bunlardan bu anlaşılıyor. Haddesena Hüseyin, kâle semiyatu Yezid ibn Harun, kâle ahberena Süfyan-ı Sevriyyü an selamete fezekere bisnadihi mislehu. Seleme'den yine bu hadisi şerif rivayet edildi. İlla ennehu lem yakul. Bu Hüseyin'in rivayet etmiş olduğu ikinci hadiste demedi. İşteru lehu. İşteru lehu demedi. Siz yaşlı bir deveyi alın. En aşağı 1 yaşında, 2 yaşında olan bir deveyi alın da verin demedi. Ve kâle utlubu. İşteru yerine arayınız. Yaşını doldurmuş bir deve arayınız da veriniz. Mâna gene bir. Ha satın alınız veriniz, ha arayınız veriniz. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ ulemadan bir kısmı zahip oldular ilâ icâzeti istikradil hayvan. Hayvani borç almak caizdir diye buna zahip oldular. Hayvan borç alırsın, telef olursa yerine başka bir hayvan verirsin. Ama verirken daha iyisini veresin, aşağısını değil. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَادِي الْاَسَارِ hayvan borç alıp borç vermede caizdir diyenler bu hadislerle istidlal eylediler. Ve halefehum fi zalike aharun. Ulemadan bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki la yecuzu istiqradil hayvan. La yecuzu istiqradul hayvan. Hayvani borç almak caiz değildir. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi caizdir. Ona cevap veriyor ki bu riba ayeti nazil olmasından evvel caiz idi. Fakat sonradan riba ayeti nazil oldu. Ehallallahu'l bey'e ve harrame'r riba. Ayeti kerimesi nazil oldu. Riba haram olduktan sonra bunlar nesk edildi. Riba ayeti nazil olmasından evvel hayvanı borç alıp borç vermek caiz idi. Fakat şimdi senin alacağın, borç alacağın hayvan sonra ödeyeceğin vakitte muhakkak ya zayıfını ödeyeceksen yahut da tavlusunu ödeyeceksen. İlla bir tarafınki ziyade olacak. Ziyade oldu mu riba olur. Bu caiz değildir. İslamiyet'in evvelinde varmış, sonradan nesk edilmiş. Öyleyse canlı hayvanı borç alıp borç vermek caiz olmaz. Ya nasıl olacak? Parasıyla alacaksan, parasıyla ödeyeceksen. Ve kalu bu caiz değildir diyenler dediler ki yehtemülen yekûne hâza ihtimal ki bu rivayet edilen hadisler oldu. Kâne kable tahrimir riba ribanın tahriminden evvel oldu. Riba haram edilmezden evvel vakı oldu bu Resulullah Efendimiz selefen yani borç olarak aldı ödedi. O vakitte rivayetin hazır olmamıştı. Sümme hurrimer riba ba'de zalik. Ondan sonra riba tahrim edildi. Ve hurrime kullu kardin cerre menfa. Her bir borç ki bir menfaati çeker getirir bu haram kılındı. Bunda da öyle. Bir adam verdi mesela diyelim ki bir deveyi. O deve ne kadar ederdi? 500 riyal ederdi. Bunu borç aldı. Sonra bir deve ödüyor. O ödeyeceği deve 600 riyal eder. Yahut da 700 riyal edecek bir deve ödüyor. Bu birisinde fazlalık var. Ödediğinde fazlalık var. Riba oluyor bu. Her bir borç ki kullu kardin cerre menfa'a fehve haram. Her bir borç ki bir menfaati cerretti haramdır. Veruddetil eşya'u eşya reddedildi. Öyle eşya ki el müstakradatu garz olunan eşyalara bir kaide konuldu. Reddedildi demek ki yani onlara bir kaide konuldu. Sen hangi eşyayı borç alabileceksin? İlâ emsâliha. Emsalına reddedildi. emsali olan eşyayı borç alabilirsin. Bir fabrikadan mesela şu levhayı basmış, bunun misli var. Sen bunu borç aldın, telef oldu, onun aynısını bulur verirsin çünkü misli var. Misli olan şeylerde borç almak caiz oldu. Eşya buna reddedildi, gaide bu. Felem yecüzil kardu. Borç almak caiz olmadı. İlla fîmâ lehu mislun. İlla misli olan şeylerde caiz oldu. Misli varsa o vakitte caiz. Alacaksan aynen mislini vereceksin. Yok, misli olmazsa caiz olmadı. وَقَدْ كَانَ اِذَا قَبْلَ نَسْخِ riba. Hem de bu ribanın neskından evvel oldu. Resulullah Efendimiz'in hayvan borcu alması, riba ayeti gelip de öteki hükmü nesk etmezden evvel oldu. Riba ayeti nazil olduğu gibi ötekilerini nesk eyledi. وَقَدْ كَانَ اِذَا قَبْلَ نَسْخِ riba. Ribanın neskinden evvel oldu. يَجُوزُ بَيْهُ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيئَةً. Bir de bir kaide vardı ki hayvanı hayvanla bey ediyor veresiye. Adam getiriyor bir öküzü ötekine satıyor. Diyor ki ben bu öküzü şimdi sattım. 2 ay sonra sen bana bir inek ver. Yahut da başka bir öküz ver. Hayvanı hayvanla satıyor veresiye. Halbuki veresiye de caiz olmaz. Riba ayeti nazil olmazsa ne ver? Bu da caiz idi. Fakat riba ayeti nazil olunca bu da caiz olmadı. Ve delilü ala zalik. Hayvanı hayvana satıyor veresiye. Bunun evvelce caiz olduğuna delil. En nebne Ebi Davud haddesena kâle haddesena Ebu Ömer el-Havdiyyu ve haddesena Nesr ibn Merzu kâle haddesena el-Husayb kâle haddesena Hammad ibn Seleme en Muhammed ibn İshak en Yezid ibn Ebi Habib en Müslim ibn Cübeyr en Ebi Süfyan en Amr ibn Hureyth an Abdullah ibn Amr enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ashab-ı kiram arasında bir tek kişidir. Abdullah ibn Amr ibn As. Bu olacak. Abdullah'lar çok ama Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zübeyir, Abdullah ibn Ömer var. Bunlar Abdullah'lar. Fakat Abdullah ibn Amr bir zat. Abdullah ibn Amr ibn As. Ona Resulullah Efendimiz emreyledi. Emerehu en yücehhize ceyşen. Bir yere bir ceyş ordu gönderiyorlar. Asker dedi ki bunu teçhiz et. Yani bunlara lazım olan hayvani silahı ver. O ordu bir yere gönderiyor. O orduya teçhiz yapacak da Abdullah ibn Amr. Fenefedetil ibil. O orduya kime deve yoksa develeri verdi. Develer tükendi. Ordunun bir kısmının devesi oldu. Yiyeceğini koyacak, silahını koyacak. Bir kısmının yok. Yok olduğu gibi nasıl gidecek? فَاَمَرَهُ اَنْ يَأْخُذَ ف۪ي قِلَاسِ الصَّدَقَةِ. Geldi Resulullah Efendimiz'e dedi ki develer tükendi. Resulullah Efendimiz dedi ki Beytülmal'ın kılası var. Kılas sem'u kalus ennâkatü şâbbe. Genç develer. Genç develer böyle yüke müke alışıldığı yok. Alıştırılmamış. Yavru develer. Dedi ki bunlara git. Dişi develer mi? He? Dişi develer mi? Nakat-ı şabbe. Dişi deve demek. Dişi deve klas demek, genç demek yani de. Alışıldığı yok. Erkek deve değil. Devenin büyüğü olursa dişi deve de olsa nakaya yük verir, götürür. Resulullah Efendimiz'in vardı ya kasva. O da nakaydı. Yani şabbe dediği ki dişi deve fakat yüke alıştırılmamış genç. Onları şimdi orduya veremez. Orduya da onlar yük götüremez. Resulullah Efendimiz emretti onlara ki feceale bunları değiş. Yani bunları öteki develerinden sat, deve al bunların yerine, orduya ver. فَجَعَلَ يَاخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ. Abdullah ibn Amr ne yaptı? O genç develerden 2 deve verirdi, 2 kalus verirdi, 1 deve alırdı. Onu alırdı, اِلَا اِبِلِ السَّدَقَ, sadaka develerinin yerine. Mesela diyelim 50 tane kalus varsa, onun yerine 25 tane deve aldı, orduya verdi. Şimdi bak, 2 hayvan verdi, 1 hayvan aldı. Bu da caiz idi. Evet. Sümme nusiha zalik. Sonra bu da neskredildi. Niye? Riba girer. Riba girdiği gibi olmadı. Bu evvelden caiz idi. وَرُوْيَ فِيهِ مَا قَدْ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ عَلِيِّ بِنِ مُحْرِزِ الْبَعْدَادِ. Yine bu meselede Muhammed ibn Ali rivayeti iledi. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِ عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن ابن عباس Abdullah bin Abbas'ın rivayetiyledir ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz neha an bey'il hayvani bil hayvani nesiyeten. Peygamber Efendimiz hayvanı veresiye satmaktan nehyeledi. Halbuki bak evvelce hadiste getirdi ki bu oldu. Ha, sonradan bunu nehyeledi. Bu da evvelden bu caiz idi, sonradan eskidildi. حدثنا فهد قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن أن معمر تذكر بإسناده مثله. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Fehd tarikiyle de rivayet eyledi. Haddesena Muhammed ibn İbrahim Sayrefiyyü kâle haddesena Abdülvahidi ibn Amr ibn Salih Zühriyyü kâle haddesena Abdülrahim ibn Süleyman en Eş'ase en Ebi Zübeyr en Cabirin enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cabir diyor ki Peygamber Efendimiz lem yekun yara ba'sen, beis görmezdi, bi bey'el hayvani bil hayvan, hayvanı hayvanla satmakta beis görmezdi. İsneyni bi vahidin, iki hayvan verir, bir hayvan alır, yahut bir tane verir, iki tane alır. Evet. Ve yekrehuhu nesiyeten, fakat veresiye hoşlanmazdı. Yani hayvanla alışveriş yapın ama veresiye değil. Ben sana şimdi iki tane genç deve vereyim, sen sonra bana bir iyi deve ver. Yahut da ben sana iyi bir deve vereyim, sen sonra iki tane bana zayıf deve ver. Bunu tecviz ederdi Peygamber Efendimiz fakat veresiye olmamak şartıyla. Bu hadis de bunu ispat etti fakat sonradan neskidildi. Haddesena Muhammed ibn İsmail ibn Salim is-Sayr ve Abdullah ibn Muhammed ibn Huşeyş ve İbrahim ibn Muhammed ibn Sayrefi. Kalu, bu üçü rivayet eylediler. Haddesena dediler ki bize rivayet eyledi Müslim ibn İbrahim. Kale haddesena Muhammed ibn Dinar Tahi. Kale haddesena Yunus ibn Ubeyd an Ziyad ibn Cübeyr an ibn Ömer ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Ömer dedi ki Peygamber Efendimizin neha an bey'il hayvani bil hayvani nesiyeten. Hayvanı hayvana veresiye satmaktan nehyeledi. İslamiyet'in evvelinde hayvan hayvana satılırdı ama fakat veresiye değil, peşin. Evet. Haddesena ibn Ebi Davud, kâle haddesena Muhammed ibnül Minhal, kâle haddesena Yezid ibn Züreyya, en Sa'id ibn Ebi Arube, en Katade, anil Hasan, en Semrat, anil Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem islehu. Evet, Semra Peygamber Efendimiz'den aynı hadisi şerifi rivayet eyledi. Haddesena İbrahim ibn Merzuk, kâle haddesena Affan, kâle haddesena Hammad ibn Seleme, kâle haddesena Katadetu, anil Hasan, en Semra, anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislihu. Evet, aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi İbrahim ibn Merzuk tarikiyle de rivayet ediyor. Haddesena Abdullah ibn Muhammed ibn Huşeyş, kâle haddesena Müslim, kâle haddesena Hişam ibn Ebi Abdillah an Katadete anil Hasan an Semrete anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislihu. Yine aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Abdullah ibn Muhammed ibn Huşeyş tarikiyle de rivayet ediyor. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَكَانَ هَذَا نَاسِخًا, işte bu hadisi şerif nesk edici oldu. لِمَا رَوَيْنَهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş olduğumuz hadisleri nesk etti. O rivayet ettiğimizde hangi hadislerden? مِنْ اِجَازَةِ بَيْءَ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيَةً. Hayvanı hayvana veresiye satmak caizdir diye rivayet edildi ya. İşte onları bu sonra rivayet ettiğimiz hadisler nesk eyledi. Evvela Resulullah Efendimiz tecviz eylemiş idi İslamiyet'in evvelinde veresiye hayvana satarsın. Fakat sonra nehyeyledi ki veresiye satmayın. فَدَخَلَ فِي ذَلِكْ اِذَا, işte buna dahil oldu. Ney? İstikradül hayvan, hayvanı borç almakta bu nehye dahil oldu. İslamiyet'in evvelinde hayvanı borç alırdın, sonra yerine hayvan verirdin. Bu da nesk edildi. Veresiye satış neskredildiği gibi borç almak da neskredildi. Fekale ehlül mekaletil ula, birinci mekale sahipleri, tecviz edenler dediler ki hazala yazımına, hayvanı veresiye satmak başka, hayvanı borç almak başka, bu bize bu lazım gelmez dediler. لَاَنَّا قَدْ رَيْنَا الْحِنْتَةَ, biz buğdayı gördük ki لَا يُبَعْ بَعْدُهَا بِبَعْدٍ نَسِيَةً, buğdaya veresiye sat, bu caiz olmaz. Buğdayının değişirsen sen, yeden bir yedin olacak. Alacaksan hemen vereceksin. Ama ben sana şimdi buğdayı satıyorum. Sonradan bunun yerine başka buğday alacağım. Veresiye olmaz. buğda caiz olmadığı gibi ve karduha caizun. Halbuki buğdayı borç almak caiz. Bana şu kadar buğda borç ver, sorar. Bu caiz. Ama satmak, veresiye satmak caiz değil. Bazı hayvanları diğer hayvanlarına veresiye satmak caiz olmaz. Ve karduhu caiz. Buğdaya kıyas edersikse onu karz etmek caiz olur. O birinci hayvanı borç almak caiz diyenlerin delili bu. Buğdayı buğdaya satmak veresiye caiz değil. Fakat borç almak, borç vermek caiz. Öyleyse hayvanın da böyle olması lazım gelir dediler. فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَى أَهْلِ هَذِي الْمَقَالَةِ الْاُولَى. İkinci kavul sahipleri diyorlar ki bizim hüccetimizdir. O birinci mezhep sahiplerine fi tesbitil mekaletil ula, birinci mekaleyi onlar tespit ettiler ki enne nehyen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin nehi en bey'il hayvani bil hayvan, hayvana satmaktan nehi, nesiyeten veresiye, yehtemülen yekûne zâlik, ihtimali var ki bu ola le'ademil vukûfi minhu alel misli, çünkü hayvana satıyorsun veresiye, caiz ki onun misli bulunmaz. Sen bir hayvanı sattın, sonra onun yerine aynen hayvan alacaksan, misline bulunmaz ki onun. Mislini bulmak mümkün değil. Bunun için bu caiz değil veresiye. Ama borç almak böyle değil demek istiyorlar. Borç alacaksan, vereceksen ama borcu verirken biraz da fazlasıyla verdin. Onun caiz olması lazım. Ve yehtemülen yekûne, ihtimali var ki bu caiz olmadığı olan min kibeli mâ kâle ehlül mekâletil ula fil hintati fil bey'i vel kardi. Yahut da birinci mekale sahipleri dediler ki buğdayla veresiye satmak caiz değil ama borç verip almak caiz. Bu hayvanın da böyle. Veresiye satılması caiz değil fakat garzi caizdir dediler. Diyor ki şimdi ona cevaben فَاِنْ كَانَ اِنَّمَا نَهَا عَنْ ذَٰلِكَ مِنْ تَر۪يكَ عَدَمِ وُجُودِ الْمِسْلِ. Eğer o hayvanı sattığında alırken onun misli bulunmaz diye haram kılındıysa sebete mâ zehebe ileyhi ehlül mekaleti saniye. İkinci mekale sahiplerinin dediği caiz olduğu, yani caiz değildir. İkinci mezhep sahipleri öyle dediler ya, hayvanı hayvandan sattın veresiye alırken onun mislini bulamayacaksan, öyleyse riba olacak işte tamam. İkinci mekalenin dediği gibi hayvanı hayvana satmak caiz değil. Evet. Ve inkâne min qibeli ennehumâ nev'un vâhidun. Yok dersek ki bunların ikisi de bir nevedir. O da hayvan, o da hayvan. La yecuzu bey'u ba'dihi bi ba'din nesiye. Öyleyse bunları da veresiye satmak caiz değildir. Resulullah Efendimiz hayvana veresiye satmayın dedi. O cihetten de yine ikinci makale sahiplerinin dediği çıktı. Evet. Lem yekun fi zalike hüccetun li ehlil mekaleti saniye. Yok yani ikisi de bir nevedir. O da hayvandır, o da hayvandır. Bunu veresiye satmak caiz değildir. Çünkü hayvana veresiye satmaktan Resulullah Efendimiz nehyeledi. Bu manaya gelirse lem yekun fi zalike, bunda da olmadı. Hüccetün hüccet. Delil le ehlil mekaleti saniye. İkinci mezhep sahipleri için hüccet olmadı. Ala ehlil mekaleti lula. Birinci mezhep sahiplerinin aleyhine hüccet olmadı. Öyleyse birinci mekalenin dedikleri de biraz bir nevi doğru olduğu görünüyor. İkincinin de onların aleyhinde delilleri kuvvetli değil. Öyleyse şimdi burada araştırmak icap edecek. Acaba birinci mekale sahiplerinin kuvvetli delili nedir? İkinci mekale sahiplerinin delilleri nedir? Bunu itibar edeceğiz, araştıracağız ki hangi taraf haklıdır? فَاَعْتَبَرْنَا ذَٰلِكَ. Bunu itibar eyledik. فَرَيْنَ الْاَشْيَا. Biz eşyaya baktık. Öyle eşya ki el-mekilat, ölçüyle satılan. Ölçüyle ne satılır? Arpa, buğda. Evet. Bunlara baktık. لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْدِهَا بِبَعْدٍ نَسِيَةً. Baktık ki buğdayı buğdayla yahut da buğdayı arpayla veresiye satmak caiz değil. Evet. وَلَا بَاسَ بِقَرْضِهَا. Fakat onu borç almak caiz. Ama satmak caiz değil. وَرَيْنَ الْمَوْزُونَةِ. Ölçüyle satılan eşyaları da gördük ki hükmüha fî zâlike hükmün mekilat seva. Onlar da böyle. Tartili bir şeyi diğer aynı kendi cinsiyle, mesela yağı veriyorsun, yağ alıyorsun. Balı veriyorsun, bal alıyorsun. O bal başka, o bal başka ama veresiye caiz değil. satmak. Peşinen olursa bu bali ver, o bali al. Ama veresi olursa caiz değil. Fakat borç almak bu caiz. Bunu da böyle gördük. خَلَ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ Yalnız altın ile gümüş bundan müstesna. Evet, o caiz olmaz. Onlar yani veresiye caiz olmadığı gibi altını altına verirken eyni tartı olacak, müsavi olacak. Birisi azıcık fazla, birisi azıcık noksan olursa o da riba olur. وَرَيْنَا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَك۪يلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ Ölçüyle değil, tartıyla da değil, başka bir türlü eşya. Bunların hükmü nedir? Ne gibi? Mislü siyab, elbiseyi elbiseyle satıyorsun. Bunun hükmü nedir? Bunu da gördük. Ve ma eşbehaha yahut da elbiseye benzeyen şeyler فَلَا بَاسَ بِبَيْعِ بَعْدِهَا بِبَعْدٍ Bunun bâsini satıyorsun, diğer bâsını alıyorsun. Mesela cübbeyi veriyorsun, başka bir cübbe alıyorsun. Entariyi veriyorsun, başka entariyi alıyorsun. Çaket veriyorsun, başka çaket alıyorsun. Bu caiz. Mekilat mevzunat gibi değil. Ve inkânet mütefadileten bir çaket güzel. O çaketi verdin, yerine iki tane zayıf çaket aldın. Oldu. Niye? Birisi kıymetli, öteki kıymetsiz. Fazla olmak caiz bunda. Ve bey'u ba'diha bi ba'din nesiyeten. Peki çaketi verdin, elden iyi bir çaket verdin, iki tane, üç tane çaket aldın. Elbel caiz. Fakat iyi çaketi verdin, veresiye ondan iki çaket, üç çaket alacaksın. Yahut da 3-4 tane kötü çaket verdin, biraz sonra veresiye verdin, biraz sonra ondan iyi bir çaket alacaksın. Veresiye olursa caiz mi değil mi? Elbel olursa caiz. Fakat veresiye olursa bunda diyor ki fihi ihtilafun beynen nas. İşte ihtilaf, bunda da ihtilaf var. Eşyayı mekilat mevzunattan olmayan eşyayı satarsa fazlasıyla veresiye caiz mi değil mi? Feminun men yekul ulemadan bazıları dediler ki ma kana minha min nev'in vahid. Eğer cinsleri bir olursa فَلَا يَسْلُحُ بَيْعُ بَعْدِهِ بِبَعْدٍ نَس۪يئَةً Eğer cinsleri, neveleri bir ise veresiye satmak caiz değildir. Peşine caizdir, veresiye caiz değildir. وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ Yok, cinsleri başka başka ise فَلَا بَاسَ بِبَيْعِ بَعْدِهِ بِبَعْدٍ نَس۪يئَةً Madem cinsleri başkadır, veresiye satabilirsin. Mesela sen getirdin cübbeyi, sattın iki çakete. O da elbise, o da elbise. Bir cübbe verdin, iki çaket. Veresiye caiz o. Yok, neveleri bir ise aynı fabrikadan çıkmış, aynı cübbeyi veriyorsun. Yani aynı cübbeyi alıyorsun. Ama veresiye, bu caiz değil. Bu kimin mezhebi? Bu da diyor ki, bu İmam-ı Azam'ın mezhebi. Evet. Ve mimmen kâle bihâdel kavul. İşte bu kavliyle hükmedenlerdendir. Ebu Halifete ve Ebu Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhim ecmaîn. Şimdi bu İmam-ı Azam'ın burada mezhebini oldu. Mekilat, ölçülen bir şey, tartılan bir şey. Bunları kendi cinsiyle satarsansa caiz midir, değil midir? Caiz değildir. Veresiye satılmaz. Evet. Yok. Elbise olursa, elbiseler de bir cinsten olursa o da caiz değil. Yok, muhtelif olursa, cinsleri başka başka olursa veresiye caiz midir, değil midir? İmam-ı Azam'a göre caizdir. Peşinde caiz. Peşinde caiz. Peşinde zaten caiz. Ve min men yakul. Ulemadan bazısı da dediler ki la base bi bey'i ba'diha bi ba'di. Elbise gibi bu gibi eşyayı satmak caizdir. Bazısını bazısına. Yeden bi yedin ve nesiyeten. İsterse elbise sat, isterse veresiye sat. Veresiyi tecviz ettiler. Ve sevâun indehu kânet min nev'in vahid. Bu mezhebe göre isterse bunların neveleri bir olsun, evmin neveyni, isterse iki neveden olsun. Bunlar daha biraz kolaylaştırdılar işi. Bu Hanbeli Hanefi mezhebi değil. فَهَذِهِ اَحْكَامُ الْاَشْيَاءِ İşte eşyanın hükmü budur. اَلْمَك۪يلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ Ölçüyle satılan, tartıyla satılan, sayıyla satılan elbiseler gibi. Gayrul hayvan, hayvandan başka işte bu eşyayı böyle gördük. Alaman eşerine. Nitekim biz zikrettiğimiz gibi. Fekâne gayrul mekîli vel mevzûl. Öyleyse ölçü ve tartıyla olanın gayrisi oldu. La bâse bi bey'ihi. Onu satmakta beis olmadı. Neyle? Bimâ huve min hilâfi nev'ihi. Kendi nev'unun hilâfi. Kendi cinsinden, nev'ünden değil. Yani cinsinden olur da nev'inden olmaz. O da elbise cins bir ama fakat nev'i değil. Evet. Nev'ler başka olursa bu caizdir. Nesiyeten veresiye satılıp caizdir. Ve in kânel mebi'u vel mübta'u bihi siyadan. Kulla isterse satılan, alınan şeylerin hepsi elbise olsun. Ve kânel hayvanu la yecûz. Hayvan ise caiz olmaz. Bey'u ba'dihi bi ba'din nesiyeten. Bazı hayvanı satıyorsun, diğer bazı hayvanlarına veresiye, bu caiz olmaz. Ve in ihtelefet ecnasu, isterse cinsleri muhtelif olsun. Deveyi satıyorsun, öküz alıyorsun, koyunu satıyorsun, himar alıyorsun, ne olursa olsun hayvanda bu caiz değildir. La yecuzu beyu abdin bi ba'idin. Sen köleyi satıyorsun, deveyi alıyorsun. Ve la bi bakaretin ve la bi şatin. Yahut da köleyi satıyorsun, sığır alıyorsun, koyun alıyorsun. Bu caiz değildir. Ne olduğu halde? Nesiyeten veresi olduğu halde. Ama peşine satarsan, benim işte bu devem var, ben bu deveyi veririm, sen de 2 çift öküzü bana ver. Ha. Hemen bu caiz. Peşin. Verirsen alırsın peşin. Yok, ben sana bu deveyi vereyim, sen de 2 ay sonra bana 1 çift öküz ver. Bu caiz değil. Ya bu da şeyi keser, yani dediği hudiyi keser. Sen deveyi verdin, sonra adama dedin ki sen bana öküzü vereceksin. Öküzleri de diyelim ki meayyen öküz. Adam götürür 2 ay zarfında onları koşar, zayıfladır, sakat eder, getirir senesin. Dersin ki ya ben pazarlık ettiğim zaman bu öküzler böyle değildi. Sen bunların canını almışsın. Bak dedikodu çıkar. Dedikodu çıkmaması için ama ver gülüm al gülüm caiz. وَلَوْ كَانَ النَّهْيُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan nehi olsaydı, "Enbey'il hayvani bil hayvani nesiyeten." Hayvanı diğer bir hayvanla veresiye satmak nehi olsaydı, "İnnemâ kânel ittifâkin nev'eyn." Neveleri ittifak olduğu için bu nehi vakı olmuş olsaydı, "Lecâze bey'ül abdi bil bakara nesiyeten." Vakıtta köleyi bir sığıra veresiye satmak caiz olurdu. Halbuki caiz değil. Şimdi yukarıda geldi ya, İmam-ı Azam'ın mezhebinde cinsleri muhtelif olursa beye caiz, yalnız veresiye caiz değil hayvanatta. Şimdi burada diyor ki neveleri ittifak olduğu dolayısıyla nehi varid oldu. Öyleyse neveleri muhtelif olduğu vakitte caiz olması lazımdı. Köleyi veriyor, bir sığır alıyor, bir deve alıyor, cinsleri, neveleri bir değil. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veresiye bundan da nehyeledi. Köleyi satıp deve alması yahut da sığır alması veresiye olursa caiz değil, peşin olursa caiz. لَاَنَّهَا مِنْ غَيْرِ نَوَهِ. Köle bakarın nevinden değildir. كَمَا جَازَ بَيْعُ سَوْبِ الْكَتَّانِ. Evet, keten bir sevbi satmak caiz olduğu gibi بِالثَّوْبِ الْقُطْنِ الْمَغْسُوفِ. Evet, nesiyeten. Pamuktan örülmüş, yapılmış bir elbiseyi ne satıyor? Birisi keten, birisi pamuk. Öyle. Veresiye bu caiz olur. Öyleyse bunun da caiz olması lazımdı. Hayvanın da caiz olması lazımdı. Halbuki hayvan diğer eşya gibi değil, hayvan da kat'i surette caiz değil. فَلَمَّا بَطَلَ ذَٰلِكَ ف۪ي نَوْعِهِ. Hayvani kendi nev'inde bir hayvanla satmak batıl olduğu gibi ve fi gayri nev'i, nev'ünün gayrisinde de batıl olduğu gibi, mesela sığırı satamıyor. Evet, deveyi sığırına satamıyor nev'inin gayrisi olduğu halde. Sebete enne nehye fi zalik. Sabit oldu ki bu nehi innema kâne li ademi vücudi mislihi. Misli bulunmadığı için olduğu bir hayvanı veriyor veresiye, sonra onun mislini bulmak imkanı olmaz. Bunun için وَلَأَنَّهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ. O da gayrı mevkufun aleyhtir. Yani sonra onu öyle bir mislini bulup da getiremez ki onu versin de işten kurtarsın. وَاِنْ بَيْزَا كَانَ اِنَّمَا بَطَلَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيَةً. Hayvani, bazı hayvani diğerleriyle veresiye satmak batıl olduğu gibi لَاَنَّهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ. Çünkü mevkufun aleyh değildir bu. Yani onun mislini bulamaz. بَطَلَ قَرْضُهُ اَيْدَا. Hayvani borç almakta batıl olur. لَاَنَّهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ. hayvanı borç aldı, sonra getir bunun yerine hayvan verecek, onun mislini bulamaz ki getirsin versin. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ فِي هَذَا الْبَابِ. Bu babda kıyas da budur. وَمِمَّا يَدُلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا. Yine bu dediğimiz davaya delalet eden delillerdendir. Ma bir şey ki kad ecma'u aleyhi. Ulemanın üzerine icma eylediler. Fistikradil imai. Cariyeleri borç almakta icma eylediler ki ennehu la yecuz. Caiz olmaz. Adamın cariyesini borç alıyor. Sonra ona bir cariye verecek. Ulema bir ittifak dediler ki bu caiz değildir. Ve hünne hayvan. Bunlar da hayvan kısmındandır. Eşya kısmından değildir. Festikradu sairil hayvan. Öyleyse cariyelerde caiz olmadığı gibi diğer hayvanlarda da borç almak fin nazari eyda nezerde böylece kezalik o da caiz değildir. Fein gâle gâilun bir adam itiraz eylese dese ki feinna râyina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördük hakeme fil cenini ceninde hükmeyledi bi gurreti abdin ev emetin bir kadının karnındaki çocuğa vasıta olsa da vursa çocuk düşse cenin diyorlar ona. Ona gurre lazım geliyor. Gurre nedir? Ya bir köle ya bir cariye ödeyecek, verecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenin çocuk sağ iken onun vurması sebebiyle öldü. Dünyaya ölü geldi. Bunda ne emretti? Bir köle verecek yahut da bir cariye verecek. Ve hakeme fiddiyeti bime'eti minelibi. Fakat sağ adam öldürülürse onda Resulullah Efendimiz 100 deveyle hükmetti. 100 deve verecek. Ve fi uruşil a'da azaların diyetlerinde de bimakat hakeme bihi hükmettiyle hükmetti. Mesela bir adamın bir dişini kırsa ne ceza lazım gelir? Bir kulağını kesse ne kadar ceza lazım gelir? Bir parmağını kırsa ne kadar ceza lazım gelir? Bunları da Resulullah Efendimiz hükmetti, beyan etti. Mimma kad cealehu fil ibil. Bu hükümleri de neden kıldı? Deveden. Azalardaki diyetler hep deve ödenecek. Evet. Ve kâne zâlike hayvanen kullahu. Bunların hepsi de hayvan oldu. Gerek diyet, gerek azalardaki evet, üruş, bunların hepsi hayvan oldu ki yecibu fi zimme, zimmette vacip olan hayvan oldu. Yani her kim sebep oldu, o cinayeti işlediyse, o hüküm ne kadarsa, kaç deve ise, onu verecek, zimmetinde borç. Felime lâkâne, niçin olmasın, küllül hayvanı kezalik, diğer hayvanlar niye böyle olmasın, diye böyle itiraz ediyor. Madem Resulullah Efendimiz, ceninde bir cariye, bir köle verilsin dedi, fakat diyette, diğer azalarda, onlarda deve verilsin, 5 deve, 1 deve neyse bu uruşlar. Bunlar zimmette lazım, o develeri ödeyecek. Bütün hayvanlardan için böyle olması diyor. Yani bir hayvanı borç aldın, diğer bir hayvan ödersin. Yahut da sattın, gene bir hayvan ödersin. Kıyla lehu adama cevaben denilir ki, kad hakemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hükmeylediler. Fiddiyeti vel cenini. Diyette ve ceninde hükmeylediler bima zekerete minel hayvan senin hayvanlardan zikrettiğin diyette deve verecek azalarda deve verecek fakat ceninde köle yahut da cariye verecek ve mena min bey'il hayvani bil hayvani ba'dihi bi ba'din nesiha fakat bazı hayvanları diğer hayvanlarının biresiye satmaktan Peygamber Efendimiz nehyeledi ala ma kad zekerna ve şerahna fi hadal bab bu babda zikrettiğimiz ve şerh ettiğimiz şekilde men eyledi. Fesebeten nehyu öyleyse nehi sabit oldu. Fi vücubil hayvani hayvanın vacip olmasında fi zimmeti zimmette ne sebebiyle bi emvali mal sebebiyle esas incelik burada. Bir adam mal mukabili diyette yahut da ceninde evet hayvanın vücubinden nehi varid oluyor mal sebebiyle. Yani mali itlaf ederse hayvan veremiyor. Ve übihe mübah kılındı. Vücubül hayvanı, hayvanın vücubi fi zimmeti, zimmette bi gayri emvalin mal olmazsa. Adam öldürdü. Bir adamı öldürdü. Ne verecek? 100 deve. Bu 100 deve o adamın zimmetinde vacip oluyor. Ne dolayısıyla? Mal sebebiyle mi? Yok. Malın gayrisi sebebiyle. Malın gayrisi nedir? Adamı öldürdü. Geçse adamın diyelim camuşlarını, 100 tane camuşunu gasp etse, alsa gelse. Ona öyleyse sen onun mukabilinde 50 tane deve vereceksin diye hüküm olur mu? Olmaz. Hayvan mukabilinde hayvan zimmette vacip olmuyor. Ya mal olmayan bir şey olursa, bir hüküm olursa deve vermesi yahut da hayvan vermesi orada vacip oluyor. İşte bu da ne gibi? Diyette. Diyette hayvan lazım geliyor. فَهَذَانِ aslani. Bu iki asıldır. مُخْتَلِفَانِ. Muhtelif iki asıldır ki نُسَحِّهُمَا. Biz bunları tesih ediyoruz. وَنَرُدُّ اِلَيْهِمَا سَائِرَ الْفُرُوْ. Diğer feriyeleri de buna reddediyoruz. Kaide bu. Neydi? Evet. فَسَبَتَ النَّهْيُ فِي وُجُوبِ الْحَيْوَانِ فِي الزِّمَّةِ بِاَمْوَالٍ. Hayvanın zimmette vücubi mal sebebiyle olursa bu Peygamber Efendimiz bundan nehyeylemiş. Yani senin alacağın mal ise hayvan alamazsın. Mübah olan hangisi? Vübiha vücubil hayvani fi zimmeti bi gayren var. Alacağın mal değil de başka bir şey olursa o vakitte hayvan senin zimmetinde sabit oluyor, mübah oluyor, hayvan vereceksin. Bir adamın tutmuş, bir gözünü kör etmiş. Şimdi göz mal mıdır? Değildir. Öyleyse onun mukabili diyeti hayvan olarak verecek. Gözün diyeti nedir? 2 göz olursa tam diyet olur. Yarım göz, 1 göz olursa diyetin yarısı lazım gelir. Mal mukabili değil. فَنَجْعَلُ Kılarız. مَا كَانَ بَدَلًا مِنْ مَالٍ. Maldan bedel olan bir şeyi kılarız. حُكْمَهُ. Onun hükmünü. حُكْمَ الْقَرْضِ الَّذ۪ي وَسَفْنَا. Vasfettiğimiz kard hükmünü kılarız. Borç. Madem maldır, alacağım maldır, ondan alacağım bedel, o vakitte borç hükmüne girer o. Ve ma kâne bedelen min gayri mal. Bir şey ki mal olmayan bir şeyden bedel oldu. Evet, kısıtlı şeylerde, ürüşlerde, diyette olduğu gibi. Fe hükmuhu hükmü diyat. Onun hükmü de diyetlerin hükmü gibidir. Vel gurretülleti zekernâmi. İşte bizim zikrediğimiz gurre. Zekerna min zalik, elleti zekerna min zalik. Zikreylediğimiz bu gurre var ya, min zalik, o gurredendir. Evet. Vel gurretülleti zekerna. Bizim zikrettiğimiz o gurre, min zalik ondandır. Ne? Et tezvicu, tezvic ala emetin vasatin ev ala abdin vasatin. Adam diyor ki sana orta bir cariye vereyim yahut da orta bir köle vereyim. Kadına diyor ki sen de nikah akdedeyim. Evet. Bu işte o gurredendir. Caiz olur. Ve ma kâne bedelen min gayr. Evet. Vel hul'u ala emetin vasatin ev ala abdin vasatin. Yahut da kadına telak verecek. Diyor ki sana ortalama bir cariye yahut da ortalama bir köle vereyim, hul olalım. Bunlar caiz. Niye? Tezvic olsun, hul olsun, mal değildir. Mal olmadığından onun mukabilinde caizdir. Evet. Ve delilu ala sihhati ma vasafna. Vasfettiğimizin sahih olduğuna delil. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kad ceale fi ceninil hurre. Hurre bir kadının cenininde kıldı. Gurreten gurre kıldı. O gurre de abden evemeten. Ya bir cariye ya bir köle. Ve ecma'al müslümun. Müslümanlar icma eylediler ki enne zalik. Bu la yecibu fi ceninil emeti. Cariyenin cenininde bu gurre lazım gelmez. Yani köle yahut da cariye vermesi cariyede vacip olmaz. Ve ennel vacibe fihi. Cariyenin çocuğunun düşmesinde vacip olan derahimu evdenaniru. Dirhem yahut da dinardır. Ala mahtelefu. Onda da ihtilaf oldu. O ihtilaf olmakla beraber onda cariye mal oldu. Maldır. Bir cariye satılır, alınır, hayvan gibi olduğundan on cariyeye vursa, karnındaki çocuk düşse onun mukabiline verecek, dirhem verecek. Evet, mal verecek. Ama hür olan bir kadının vursa da karnından çocuğu düşürse ondaki hüküm bir köle yahut da bir cariye verecek. Peki bu cariyenin cenininde ihtilaf oldu diyor. Nasıl ihtilaf? Fakale ba'du mülemanın bazı dedi ki üşru kıymetil cenin. O ceninin kıymetinin 1/10'unu verir. İnkâne ünsa eğer ünsa ise o cenin kız ise ve nisfü rüşdü kıymetinin rüşdünün yarısı lazım gelir imkâne zekeren oğlan çocuğu ise kız cariyede kız daha bahane. Ve mimmen kâle zâlik işte böyle diyenlerdendir Ebu Hanifete ve Ebu Yusuf ve Muhammedun rahmetullahi aleyhim ecmaîn. Bu üçü onda böyle dediler. Cariyede cenin düşerse ne lazım gelir? O düşeni kıymet biçecekler. Bu çocuk sağ olsa idi, sağ dünyaya gelseydi, satılsaydı ne kadar getirirdi? Diyelim 50 altın getirirdi. Eğer o kız çocuğu ise cenin onun ne kadarını verecek? Onda birini. 5 altın. Yok oğlan çocuğu ise 2,5 altın verecek. Ve kâle âherûn başkaları dediler ki nisfü rüşri kıymeti ümmil cenin cenine itibar etmeyeceğiz. Ceninin anası olan cariyenin kıymetinin rüşünün onda biri lazım gelir. Onlar anayı aldılar. Dediler ki bu ana, bu cariye satılsa ne kadar getirirdi? 50 altın. Ha öyleyse onun onda birinin yarısı 2,5 altın eder. Ona gurre olarak 2,5 altın verecek. Ve ecme'u fi ceninil behaimi hayvanların cenininde ulema icma iledi. Mesela bir hayvan yüklü vurdu, hayvan karnındaki yavruyu attı, ölü olarak geldi. Onda hükmeylediler ki enne fihi o hayvanın cenininde olucudur. Ma nakasa ümmül cenin. Bunda icma var. O hayvanın ceninin anası olan o hayvanın kıymeti ne kadar noksan ederse onu ödeyecek. Yani o böyle yüklü olarak satılsa kaç altın ederdi? 60 altın mesela. Şimdi cenini bıraktı, yavruyu bıraktı. O satılsa ne kadar eder? 10. Ne kadar 50. Ne kadar noksan oldu arada? 10. İşte o noksanı ödeyecek. Bunda da icma var. Ve kâneti diyatül vacibetü vacip olan diyetlerden oldu minel ibili develerden. Ala ma avcebaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin vacip kılmış olduğu hüküm üzerine develerden vacip olan diyetler yecibu fi enfüsil ehrar hür adamların nefislerinde olur. Hür adamı öldürdü. Ha Resulullah Efendimiz ne dedi? 100 deve verecek. Azalar da ona göre. Ve la yecibu fi enfüsil abid kölelerin nefislerinde diyet lazım gelmez. Bir adam vurdu, bir köleyi öldürdü. Ne lazım gelir? Kıymetini ödeyecek. Deveden diyet olmaz. Niçin? Köle mal sayılır. Mal mukabilinde mal olmuyor. Mal mukabilinde dirhem oluyor, para oluyor. فَكَانَ oldu مَا حُكِمَ فِيهِ بِالْحَيْوَانِ الْمَجْعُولِ فِي الزِّمَمِ zimmetlerde kılınan hayvan. Zimmetlerde kılındı hayvan. Bu la hüküm oldu. Huve mâ leyse bi bedelin min malim. Maldan bedel olmayan bir şey oldu. Mal mukabilinde değil. Ve müne'a min zâlik fil ebdâli minel emval. Mallardan bedel olan şeylerde bu men edildi. Fesebete bizalik. Bununla sabit oldu ki ennel kardellezi borç almak. Ellezi öyle borç almak ki huve bedelun min mal. Maldan bedeldir. Mal almış, borçlanmış. La yecibu fihi hayvanun fi zimmem. Zimmetlerde onun mukabilinde hayvan verilmesi caiz olmaz. Ve hâdâ kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahmetullahi aleyhim ecmaîn. Bu üç imamın kavli de budur. Evet. Ve kad rûye zâlik an neferin minel mütekaddimin. Ulema-i mütekaddiminden bazı kimselerden de bu İmam-ı Azam'ın zahip olduğu hüküm sadir oldu. O da geldi ki tabiinden, tebe-i tabiinden bazıları böyle fetva vermişler. حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلم زيد بن خليدة selam olarak verdi ila Atris ibn Erkub'la selam yaptı fi qalaise genç develer hakkında parayı verdi sonradan alacak. Galusu alacak. Kullu galusin bi 50. Her bir galusi 50 dirheme. Parayı evvelden veriyor, deveyi sonradan alacak. Fiyatı da kestiler. Adedi 50, 50 genç deve, kıymetleri de 50 dirhem. فَلَمَّا حَلَّ الْاَجَالِ Vaktaki müddeti geldiği جَاءَ يَتَقَادَاهُ. Evet, Zeyd ibn Huleyde geldi. Atris ibn Erkuba dedi ki develerimi ver. Zaten parasını vermiş. فَاَتَا İbn Mes'ud. Abdullah bin Mes'ud'a geldi o. يَسْتَنْزِرُهُ. Onun nazarını talep eder olduğu halde. Ne dersin, biz böyle bir iş yaptık. Bu caiz midir, değil midir? Senin nazarın nasıldır? فَنَهَاهُ عَنْ ذَٰلِكَ. Abdullah bin Mes'ud nehyeledi ki bu caiz olmaz. Olmadı bu. Ve emerahu, Zeyd ibn Huleyde'ye emretti en yâhuda râse mâlihi, sen verdiğin parayı alırsın. Hayvanda selam olmaz. Selam bir boştur. Hayvan olmaz, oraya girmez. Haddesena Mübeşşir ibn Hasan kâle haddesena Ebu Amir kâle haddesena Şöbe en Ammâri Dehniyyü en Sa'id ibn Cübeyr kâle atladık. Haddesena Ebu Bisr Rıkkiyyü رقي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود buyurdular ki السلف في كل شيء her bir şeyde selef selem derler, selef derler, parayı evvel verip malı sonra almak ila ecelin müsemmen müeyyen bir tesmiye edilen bir müddete kadar, o şart. Parayı veriyor 2 ay 3 ay 5 ay sonra mal alacak. Bu caizdir. La bâse bi, her şeyde fi kulli şeyin ila ecelin müsemmen la bâse bihi ma halel hayvan. Hayvandan başka selam her şeyde caizdir. Kaide diyor. Kaide. Haddesena Nesr ibn Merzuk kâle haddesena el-Husayb kâle haddesena Hammad en Hümeyd en Ebi Nadra ennehu se'ale ibn Ömer. Şimdi gene atladık. حدثنا من بشير بن الحسن قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن أمار دهني عن سعيد بن Cübeyr قال. Şimdi bu da tabiinden Sa'id ibn Cübeyr rivayet ediyor ki kâne Huzeyfetu, Hazreti Huzeyfe oldu yekrehu, kerih görürdü. Neyi? Es-seleme fil hayvan, hayvanda bey'i selemi mekruh görürdü. Evet, şimdi yukarıki hadisi kimden rivayet eyledi? Abdullah bin Mesud'dan. Bunu Hazreti Huzeyfe'den rivayet eyledi. İmam-ı Azam'ın fikri de işte burada. Muvafık oldu. İmam Ebu Hanife'nin fikri bunlara muvafık geldi. Şimdi bir de Abdullah bin Ömer'den rivayet ediyor. Haddesena Nesr bin Merzuk kâle haddesena el-Kusayb kâle haddesena Hammadun en Hümeydin en Ebi Nadra ennehu se'ale bin Ömer anisselef. Abdullah bin Ömer'e seleften sordu. Nerede? Fil vesfai. Vesfa, vesifin cemi ki köle ve cariye demek. Köle ve cariyede selef bey-i selem caiz midir? Fekale la be'se bihi. Bunda beis yoktur. Evet. Niçin beis yoktur dedi? Kultu. O tecviz etti. Halbuki caiz olmaması lazım. Kultu ben değil dedim ki Ebu Nedre diyor ki Abdullah ibn Ömer la bas deyince feinne umera'ana bizim emirlerimiz yenhevnena an zalik bizi bundan nehyediyorlar. Köle ve cariye de bey-i selem yapmayın, caiz değil diyorlar. Halbuki sen caizdir la bas dedin. Kale Abdullah ibn Ömer dedi ki fe'ati'u siz itaat ediniz umera'ekum kendi emirlerinize itaat ediniz. Madem sizin emirleriniz caiz görmüyor, öyleyse benim fetvamla amel etmeyin. Onların sözünü tutun. Emir kimimiş? Abdullah bin Ömer'in derecesinde miymiş acaba? Diyor ki ve Ömer'una bizim emirlerimiz de yevme izin o günü Abdurrahman ibn Semure. Ashab-ı Resulullah'tan Abdurrahman ibn Semure'ydi. Ve Ashab-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin ashabiydi. Demek ki Abdullah İbni Ömer bu fetvasının yanlış olduğunu vakit anladı. Ashab-ı Resulullah bunu tecviz etmiyorlar deyince Abdullah İbni Ömer anladı ki kendisinin malumatı olmayan bir şey bu. Kölelerde, cariyelerde selem, bey-i selef caiz olmaz.